Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük küçük herkesin beğeneceği muhteşem bir poğaça tarifiyle geldim. Bugün birlikte mısır görüntüsünde poğaça hazırlayacağız. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş maya, yarım bardak ılık su, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık sütü ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu tarifte hamuru mayalandırma derdiniz yok. Hamuru hazırladıktan sonra direkt beze yapıp bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra şekil verme aşamasına geçebilirsiniz. İlk etapta hamur yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur toparladıktan sonra bir 5 dakika kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Ben bu tarifte toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yoğurma kabında bir süre yoğurup toparladıktan sonra hamurumu masaya aldım. Masada hamuru 4-5 dakika kadar yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Masada kullandığım unla birlikte toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur. Ele yapışan kıvamda bir hamur. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra bezeleri bir 10-15 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz oldukça yumuşak, ele yapışan bir kıvam. Hiç undan destek almadan hamurumu toparlayıp beze haline getiriyorum. Bu aşamada hızlı davranırsanız elinize yapışmayacaktır. Bezelerimi uygun bir servis tabağına alıyorum. Üzerini kapatıp 10-15 dakika kadar dinlendiriyorum.
Bezelerimi yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. Hızlı bir şekilde şekil verme aşamasına geçiyorum. Zor görünen ama oldukça kolay bir tarif. Hafif silindir şekline getiriyorum. Büyüklüğünü, küçüklüğünü tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben poğaçaları biraz büyük hazırladım. İsterseniz küçük küçük de hazırlayabilirsiniz. Bu tariften 12 veya 16 adet poğaça da hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İlk mısırımı hazırladım. Hızlı bir şekilde bir tane daha hazırlıyorum. Mısır poğaçalarımızı hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Bir 10 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Poğaçaların havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde sürüyorum. Orta kısmına yumurta sarısını sürdükten sonra kenarlarına da sürüyorum. Kenarlarına sürerken ben içerisine biraz çiğ susam karıştırdım. İsteğe bağlı olarak kullanmayabilirsiniz. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Dediğim gibi ben biraz büyük hazırladım. İsterseniz daha küçük hazırlayabilirsiniz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapacağım. Sizler poğaçaların güzelliğini izlerken, bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.